sabahlar, hayırlı görevler arkadaşlar. Arkadaşlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah eş zamanlı olarak Antalya, Erzincan, Isparta ve Ordu'da başlatılan kökünü kurutma operasyonuna ilişkin Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un da katılımı ile video konferans sistemi VKS üzerinden basın açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 5 aydır süren takip sonrasında Antalya'da 181, Ordu'da 25, Isparta'da 18 ve Erzincan'da 17 şüpheli olmak üzere toplam 241 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ardından açıklamada bulunan Vali Mehmet Makas, 38. kökünü kurutma operasyonunun başarılı bir şekilde ifa edildiğini belirterek 38 ekip, 30 özel harekat personeli, 139 personel, 1 hava aracı ve 2 narkotik dedektör köpek ile birlikte 24 şüpheliye yönelik ilimiz merkezi 4 vilayette 25 adreste operasyonlarımızı ifa ettik. 17 şüpheli an itibariyle gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecektir, dedi. Hayırlı sabahlar, hayırlı görevler arkadaşlar. Arkadaşlar, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine ilimiz de dahil olmak üzere yine imza atmak üzereyiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Erzincan merkezde fuhuş yapmaya zorlanan 5 kadın kurtarıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro tarafından yapılan takip neticesinde olaya karışan 2 kişi adli makamlarca tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. "32 yaşındaki O.Ö. Erzincan Otogarı'nda kendini ipe asmış olarak bulundu. Muavinlik yapan O.Ö. iddiaya göre yaşadığı stres ve bunalım sonucunda kendini asarak yaşamına son verdi. Olay hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken O.Ö.'nün cenazesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Erzincan Merkez Uluköy sınırlar içerisinde bulunan ve tarımsal sulama faaliyetleri kapsamında önemli bir işlevi bulunan Mertekli Regülatörü'nde yapılan yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor. Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent ve Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ile birlikte Erzincan Uluköy sınırlar içerisinde bulunan Mertekli Regülatöründe yapılan kapak yenileme ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek Devlet Su İşleri Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan yapılan çalışmalar ve çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler aldılar. Yapımı tamamlanan kapakların indirilmesine eşlik eden Vali Makas ve beraberindeki heyet yapılan çalışmaların tüm çiftçiler için hayırlı olmasını temenni ederek çalışanlara kolaylıklar dilediler. 40 yıldır Can Erzincan'ımıza hizmet veren bir regülatör. Bizim P1, P2 ve P3 pompalarımızın da ana kaynağı bura. Bu
burası suyu verecek ki P1, P2, P3'te ovayı sulayabilsin. Aşağı yukarı 20 milyonluk bir yatırımla şu an hep beraber tanıştık. En kısa zamanda da inşallah 23 Nisan tarihinde tamamen işte P1, P2'ye kanaldan su verebileceğimiz konuma geleceğiz. Emeği geçen kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Onarımı da inşallah Sayın Valimizin de söylediği gibi kısa bir zaman sonra bitecek ve çiftçilerimizin hizmetine sunulacak. Mertekli regülatörünün daha iyi çalışması için çalışmalar yapıyor DSE'yi. Hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erzincan Ovası'nı sulayabilmek için Fırat Nehri'nden yararlanma tesisi bu tesis. Onun için bu tesis Erzincan için, ova için, çiftçilerimiz için çok önemli. Burada devlet, belediyesiyle, özel idaresiyle, DSE'siyle, velhasıl tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin emrinde şu ekibin her biri insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla yol yürüyen bir. Ya Allah, Bismillah diyerek indiriyoruz. Erzincan 9.21, Erzurum 4.19, Sivas 7.20, Gümüşhane 7.21, Bayburt 5.19, Giresun 15.19, Elazığ 10.26, Tunceli 9.26, Bingöl 10.26, Malatya 9.24, Yozgat 5.17, Amasya 9.20, Kars 2.18, Van 6.21, Ağrı 8.21. Dolar 18.62, Euro 18.07, 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6.760 lira, yarım altın 3.380 lira, çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görüyor.